Merhaba arkadaşlar. Agorik ile ilgili bir platform güncellemesinden bahsedeceğim. Şimdi bu konu birazcık karışık bir konu. O yüzden bazı kavramlara değinmek gerekiyor. Başlayalım ama ben bazı kavramlara da değineceğim. Şimdi birincisi Agorik'te Inter Protokol diye bir protokol var. Bu protokolle ilgili hemen notlarımı açayım size bilgi vereyim web3öğren.com'da çok kapsamlı bir dokümanını yayınladık Inter Protocol. Bu Inter Stable coin diye token diye geçiyor. O yüzden kısaltması da IST aslında. İşte bu Agorik zincirindeki zincirler arası ekosistem için geliştirilen e, teminatlandırılmış kripto para e, birimi. birimim. Tabi kendi iddiaları istikrarlı oldu ama bütün stable coinlerde belli riskler var. Ama şunu bilmek gerekiyor bu e, agorik protokolü için hatta platformu için bütün agorik ekosistemi için inter protokol çok önemli. E, Amerikan dolarıyla USD ile pariteyi koruyorlar ve e, burada minimum fiyat oynaklığı sağlamak için de çeşitli çalışmalar yapıyor. Benim gördüğüm bütün ekosistemler e, kendi içerisinde stable coin çalışmalarını yapıyor. Yani burada birçoğu başarısız oldu. E, zaten en çok bilineni herhalde eee USDT, olayıdır. E, Luna'daki. Ama Polkadot ekosisteminde de işte Akala isimli blok zincirin kendi e, doları vardı AUSD. Onda da bir e, pek kırıldı ve e, sonrasında da toplayamadılar. En son baktığımda toplayamamışlardı. E, i̇st ile ilgili daha fazla detay vermeyeceğim ama ist ile ilgili detaylara şeyden bakabilirsiniz. ile ilgili detaylara ve püçören.com'dan bakabilirsiniz. Bunun dışında e, buradaki güncellemenin adı Mainnet 1B güncellemesi. Burada bahsi geçecek bir şey de BLD. BLD Agorik e, Ekosistemi'nin token'ı aslında. BLD isimli Bursa Lüleburgaz Denizli token. Bunu tutanlara da staker deniliyor. <laughs> Ve burada Kozmoz ekosistemiyle çok yakın çalışıyor Agorik. Zaten teknolojik altyapı olarak da onun üzerine o tender vesaire üzerine inşa edilmiş bir şey. Bütün konsensus e, yaklaşımları aslında atomun e, teknolojik kazanımlarını sahipleniyor. Şimdi bu platform güncellemesinde en önemli şeylerden biri e, State Sync adı verilen yapı. Bu State Sync özelliği şu. Şimdi notlar e, blok zincire katılmak istediklerinde bir süreç geçmesi lazım. Bazen haftalar geçebiliyor. Bu süreci hızlandırmak için şöyle oluyor. A yeni katılan not düğüm. Tüm blokları baştan itibaren oynatarak değil, belirli bir blok yüksekliğinin anlık görüntüsünü senkronize ederek ağa katılıyor. Ee, Tabi burada direkt e, anlaşılmayabilir ama özetle şunu söyleyelim: Agorik ekosistemi notların sürece katılımını hızlandırdı, pratikleştirdi. Siz bir düğüm olup ağa katılmak istediğinizde bu süreci e, hızlandırdı. Burada Hani diyoruz ya anlık bir görüntü yakalayacak falan. Burada da Agoric Virtual Machine, Agoric VM çalışıyor. Bu Agoric VM e, Cosmos'la yine e, bağlantılı çalışıyor. E, burada Cosmos dışı aktarma işlemine devam etmeden önce Agoric VM'in veri tabanının bir dışa aktarılması başlıyor. Onun dışında önemli e, güncellemelerden biri de bu Hardened JavaScript ile ilgili. Onu da hatırlayalım. Hardened JavaScript şu. Şimdi Agori'nin e, ta 35 yıl önceki iddiası. Yani e, kripto ekosistemine finansal. Bir saniye bir çabuk açacağım. E, e, Agorik ekosistemine finansal e, dünyaya. Bu teknolojilerin entegre olma sürüveninde. Şunu söylüyor Agorik. Diyor ki biz bilinen yazılım dilleriyle bu süreci ilerletebiliriz. Bu blok zincir ekosistemi geliştiğinde de özellikle Solidity çok ön plana çıktığında orada bir şer koyuyorlar ve diyorlar ki JavaScript yolumuza devam edelim ama JavaScript'te de yeterince güvenlik yok. O zaman diyor ki Hardened JavaScript ismi verilen bir yapı kuralım. Bu Hardened JavaScript'te ne var? Özetle aslında şu var blok zincirde tercih edilen Rust Go gibi dillerdekine benzer bir şekilde e, değişkeni ödünç alma, iade etme. Yani şöyle düşünün bir değişken tanımladığınızda o değişkenin peşine bir polis takar gibi onu hareket ettirmeniz gerekiyor. İşi bittiği anda devre dışı bırakılması gerekiyor. Aslında bütün o blok zincirdeki programlama dilleri arasındaki güvenlik yarışının özü de bu. İşte HARDNESS Javascript'te de bu var. Bu güncellemede ne geliyor? HARDNESS Javascript'te parametre değişikliklerinin daha kolay, daha geniş yelpaze ile gerçekleştirilebilmesi geliyor. Bu niye önemli? Bu da işte bu inter interprotokoldeki ekonomik komite gibi yönetim organları var yani IST'yi yöneten organlar. Bunlar görevlerini görevlerine getirirken akıllı kontratlar üzerinde çalışıyor. Bu açıdan önemli. Bunu şöyle örneklemişler çalışmada. Bir borç açığını azaltmak için diyelim ki ist token'ı yakılacak. Bu Burada görevlerin ayrımı ve en az yetki ilkesi İ, isimli iki ilke var. Bu da yönetim organlarına gerekli yetkinin verildiğini ve işlemlerin etkinliğinin optimize edildiğini garanti ediyor. Yani baktığımızda aynı şey. Yani oradaki değişkenlerin dikkatli bir şekilde yok edilmesi ve bu şekilde güvenliğin sağlanması var. Şimdi buradaki yarışta blok zincirdeki yarışta e, en önemli şeylerden biri performans ve ölçeklenebilirlik. Hardened JavaScript'in performansının artılması ile ilgili detayı zaten söyledim. Onun o noktada da bu ölçeklenebilirliği performansı artırmak için çalışıyorlar. Ama burada e, bir de Agoric Opko isimli bir e, süreç var. Bu da şu senaryo tabanlı performans optimizasyonu agorik Opcode diye geçiyor. Burada da diyor ki biz sadece bugünkü değil de yarın Mainnet 2'deki kontratları vesaire de desteklemek için Agoric e, platformunu geliştirmeliyiz. Bu Agoric Opcode'da çok detaylar var onlara girmek istemiyorum ama mesela Hardness JavaScript'in içinde Harden diye bir e, fonksiyon var. Onu belli bir motor içerisine alıyorlar. Ee, ayrıca genel bellek kullanımını azaltmak ve performansı artırmak için kontratları sanallaştırma uygulayarak farklı bir bellek yöntemi geliştiriliyor. Şimdi buradaki e, kavganın, e, blok zincir ekosistemindeki kavganın bir başlığı zaten oradaki bellek yönetimi. Çünkü siz süper bilgisayarlar yapıyorsunuz, bir sürü düğüm birleşerek bir ortak defter tutuyor. Ve o defterde küçücük bir şeyi bile maliyet. Bundan dolayı da yeni geliştirmelerde, teknolojik geliştirmelerde deniliyor ki işte biz mesela Harden fonksiyonunu işte XZ motorunun içerisine koyarak bellek yönetiminde bir geliştirme yaptık e, deniliyor. Onun dışında kritik mesaj öncelendirilmesi diye bir şey var. E, bu da yine Agorik Virtual Machine ile ilgili. Buradaki ne okuyayım? Agorik yoğun kullanım dönemlerinde işlemlerin hızlı ve verimli bir şekilde işlenmesi için kritik mesaj öncelenmesi özelliğini tanıtıyor. İşte burada bir kuyruk görüyoruz. Bizim veri yapılarındaki kuyruk yapımızda nasıldır? Kuyruğa ilk giren ilk çıkar. First in first out. Son giren son çıkar. Ama burada kuyruktaki bekleyen işlemlere bir de önceliklendirme atanıyor. Mesela çok kritik bir mesaj var. Örneğin diyor ki oracle fiyat güncellemeleri. Yani oracle fiyat güncellemesi dediği ne? Dışarıdan Agori, BLD token'ın dolar bazındaki fiyatı gelecek. Bunu hemen kuyrukta önceliklendiriyor ve daha hızlı bir şekilde e, e, güncellenmesini sağlıyor. Çünkü bir fiyat hareketleri önemli. Oradaki e, tüketiciler için önemli. Diyelim ki o protokolü kullanarak siz bir NFT marketplace yaptınız. O NFT marketplace'deki o güncellemeyi daha hızlı yakalaması için. Ee, bu da önemli bir şey. Bir başka bu güncelleme ile ilgili önemli şey Inter Protocols Vault yayını. Ee, bu da bu uygulamada kullanıcıların bu kolateral ve e, ist özelleştirmesine olanak sağlıyor. Yani yine aslında inter protokolü biraz daha genişletmeye çalışıyorlar. İşte buradaki likidasyon sistemini daha sağlam hale getirelim, likiditeyi. Onun dışında kazanım işte orada borç kolateral oranı var. Belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda bir şey tetikleyelim ve bu da bu protokolü koruma işlevi yapsın. Bunun gibi şeyler üzerine çalışıyorlar çünkü bunlar gerçekleşmediğinde yatırımcı da yani profesyonel yatırımcı da diyor ki burada siz pardon burada siz bir stable coin üretmişsiniz Inter diye ama bu sağlamlığını işte oradaki borç kodetereyal oranından sağlar. Orayı dikkatli bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Onun dışında bakıyorum notlara da önemli bir şey var mı? Ya aslında aynı şeye değiniyor. Pek oranını korumak yani o birebirlik oranı korumak için mesela şöyle bir tanım yapmışlar. Stabilite ücretleri veya likidasyon cezaları gibi protokol ücretlerinden elde edilen varlıkları tutuyor. Ve başarısız likidasyonlardan kaynaklanan açıkları izleyerek bir API çağrısıyla bir bir aza şeyini azaltıyor. Açığını azaltıyor. Yani diyor ki bir yerde bir ceza varsa o cezadan kaynaklanan Likidasyon cezasından kaynaklanan şeyi de alalım ve bu bir birlik dengeyi korumak için kullanalım. Bunu yaparken de şöyle bir çalışma yapmışlar. Chainlink node operasyonunda daha önceden tecrübesi olan deneyimli 5 agorik doğrulayıcısının yani düğümünü oluşturan bir Oracle ağ kurmuşlar ve bu Oracle ağ üzerinden fiyatlar kontrata gönderiliyor ve kontratta bu vault kontratlar tarafından kullanılan fiyat beslemesini sağlamak için bir medyanı hesaplıyor ve bu şekilde bir tür denetim mekanizması koyuyorlar. Şimdi sonuç olarak mainnet 1b güncellemesinde agorik ne yapmış diye bakarsak birincisi teknolojisini geliştiriyor. Yani hardnet javascript'i e, geliştiriyor ve orada daha esnek bir şekilde bunu kullanabilmenizi sağlıyor. İkincisi e, başta dediğimiz notların sürece katılmasını hızlandırıyor. Artık notları daha rahat sürece katılır hale getiriyor. Üçüncüsü işlemleri ele alırken bazılarına öncelik sırası tanıyarak aslında bir tür yatırımcı ya da veya oradaki ürün geliştiricilere de konsümürlere da faydalı bir şey sunmaya çalışıyor. Bunları topladığımızda da performans ve ölçeklenebilirliğini artıracak hamleler yapmaya çalışıyor. Umarım e, faydalı olmuştur. Biraz teknik. Dediğim gibi web 3 öğren.com'daki inter protokol ile ilgili dokümantasyon, ücretsiz dokümantasyona bakmanızı öneririm. Onun dışında hardened javascript ile ilgili desteğim muhtemelen e, bir şeyler girilecektir. E, girilecek mi? Evet, <laughs> Stan'in yanımda. Nasıl? javascript ekledik mi? Evet. Tamam, ben kaçırmışım. Hardened javascript e, dokümantasyonları da var. Oradan bakabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.